Türkiye'de tevkifat başlamıştı. Ve ben topun ağzındaydım. Ya Türkiye'ye ayak bastığımda herhalde tutuklanacaktım eğer yakalasaydım. O bir. İkincisi, Yunanistan'a karşı büyük sempatimiz vardı. Yunanistan direnmişti şeye karşı. Elas zamanında bir gerilla savaşı vermişti şeye karşı. Almanlara ve İtalyanlara karşı. İtalyanlara ilk İtalyanların saldırdıklarında Yunanistan'ı işgal etmek için yenmişti İtalyan ordusunu, Yunan ordusu. Ve büyük sempati vardı şeyde, Türkiye'de Yunanistan'a karşı. Şimdi ben Yunanistan'a vardığımda sıradan bir adam değildim. Partinin merkez komitesi üyesiydim. İki sene hapis yatmıştım. Polise iyi davranmıştım. Falan. Bunlar vardı geçmişimde. Ve o sıfatla yani Yunanistanlar durup dururken ne gelen adamı kabul ediyor falan durumu yoktu. Bizim kim olduğumuzu bilerek kabul ediyordu. Genç Komünistler Örgütü'nün üyesi bir şey vardı. İkinci kaptanlığa yükselmiş. Liberty gemilerinde ikinci kaptanlığa yükselmiş. Bir Amerikalı arkadaş geldi, beni buldu. Mektuplaşıyorduk zaten. Buldu. Dedi, ne sana yardım edeyim dedi. Dedim, et yardım. Dedim, beni Fransa'ya bırak. Ve bıraktı. Paris'te kaldım. Birkaç hafta kaldım. Paris'te Yunanlarla karşılaştık. Ey amca Yunanlarla. Bunlar tekrar başlıyor şey, direniş hareketi. Türk azınlık için bir gazete çıkarmak istiyorlar bunlar. Ve böyle gazete çıkarabilecek yetenekte bir kimse arıyorlardı. Dedim ben varım, ben giderim. Yani benim gerilla deneyimim yoktu. Yani olsun istiyordum. Yunanistan'ın sınırını geçtik. Ben hep böyle şey zannediyordum. Hani gerilla savaşını sınırlara tutmuş şeyler. Faşistler sırları tutmuşlar. Biz içeride ormanlık bölgelerde şey gerilla grupları olarak bulunuyoruz. Gece eylemleri koyuyoruz. Eylemler koyuyoruz. Vuruyoruz bir iki yeri ve sonra gene çekiliyoruz geriye. Öyle zannediyordum. Meğer Yunanistan'ın yarısı yani sınır bölgeleri baştan aşağı şey, serbest bölge ilan edilmiş, dağlar, ovalar da geceliğin serbest bölge. Öylesine güçlü yani şey, direniş hareketi öylesine güçlü. Benim ayaklarım gücürtü yapıyordu, ayakkabılar yeni, gücürtü yapıyordu. Kıyafetim falan gayet düzgündü ve onda en iyi terzilerden çıkma elbiseler giyiyordum.
beraber sınırı geçtiğimiz arkadaşa sordum. Dedim gıcırtı yapıyor, köpekler uyanmasın sakın dedim. Ne köpeği dedi. Sınır, dedim şey sınır, Yunan askerleri yok mu dedim. Yok dedi. Gerillalar temizledi Yunan sınırların hepsini dedi. Öyle kimse yok dedi sınırlarda. Beraber gittiğim adam, böyle bakıyorum çok değerli bir kimse. 35 yaşlarında. Elaz zamanı savaşmaktan yaralanmış kolu, yanlış kaynamış kemikler. Kırmışlar kemikleri, bir daha kaynatmışlar. Yani koyu alçıda, kolu alçıda bir adam. Gayet terbiyeli bir adam. Ben ondan yaşça küçüğüm. Şey, ben 28 yaşındayım mesela, 28-29 yaşındayım. O şey diyor, lütfen önden geçin diyor filan bana. Yani önden geçiriyor daima beni. Meğer ismi de Lefter. İsmi de Lefter adamın. Meğer bu adam Avrupa'da Hitler ordularına karşı ilk dağa çıkan ve gerilla hareketini başlatan Lasanis'miş. Sonra öğreniyoruz. Gazete çıkarma işinden tabur kurma işine alınmam şöyle oldu. Bir köy var şey Yaka köyü. Şimdi tam adını hatırlayamıyorum. Kehru galiba. O köye gitmiştik biz propaganda yapmaya. Yaka köyü. Yani oradan sonra ova başlıyor. Yaka ona diyorlar. Ova başlıyor hemen. Bir de baktım girdi şeyler. Yattık bir evde biz. Bir de baktım pencereden aşağılarda uzakta şey askerleri geçiyorlar yukarıya doğru. Hemen fırladık biz karşı köye şöyle 500 metre falan mesafede bir dağ var. Dağa gittik. Dağda bir tabur duruyor. Tabur duruyor ve şey, askerler köy boş diye, yani köyde gerla merla yok diye serbest dolaşıyorlar ana caddesinde köyün. Gözüküyorlar böyle şeyde, 300-400 metre mesafeden gözüküyorlar. Ağır makine tüfek var. Orada dedim ki ateş et şuraya. Ateş et dedim şunları dağıt hiç olmazsa. Yani kaçsınlar. Yok dedi tabur kumandanı ben emir etmedikçe ateş etmeyin dedi. Dedim tabur kumandanı görmüyor dedim burayı. Sen dedim ateş et. Yok dedi, tabur kumandanı emretmedikçe ben edemem. Ben bunu ittim kenara, ben ateş ettim. Dağıldılar böyle, birdenbire yok oldular. Vuruldu yani orada. Vuruldu. Ve hemen köyü terk ettiler. Kaçtılar. Biz köye tekrar girdik. Hani kurtarıcı gibi girdik köye. Ve gittik bir konuşma yaptık orada. Köyde. Yani bunu sağladık.
Eğer ateş etmeseydik olmayacaktı bu. Şimdi bunu gidip anlatıyor şeyler. Askerler kumandana, şeye, siyasi komiseri Lambros'a. Lambros'a diyor ki yahu diyor şey Kemal haklı, şey haksız diyor burada. Ve biz diyor kalktık diyor. Türk ordusunda üsteğmen rütbesine kadar ulaşmış bir adamı diyor kalktık diyor bürokrat işi verdik. İş mi yaptık yani falan diyor. Sana diyor askeri iş vereceğiz. Ve bize askeri iş verdiler ondan sonra. Yani gönüllü olarak 10-15 kişi vardı. Geri kalanı hepsi askere alınmaydı. Pomaklar, Türkler, Yunanlılar, Ulahlar, Gagavuzlar, hepsi vardı. Çingeneler. Doğu Makedonya ve Trakya tümeninin taburlarıydık biz. Taburlarıydık. Fakat kendi bölgemizde Fatih Sultan Mehmet ne kadar yetkiliyse biz de o kadar yetkiliydik. Ben Beyoğlu'nda nasıl geziyorsam öyle geziyorum. Sırtımda pardesü, ince bir pardesü ve sırtımda spor ceket, pantolon falan o vaziyet. Şimdi askere almışlar insanları, askere alıyor seni o ordu diyor. Yani şey hükümet, yeni hükümet kurulmuş. Ordu seni askere alıyorlar diyor. Askerlik görev tabii. Soru sual etmek yok. O vaziyet. Yani herkes yalnız gönülleri beklersen gelir tabii 5-10 kişi. Ama orada kalırsın. Fakat o senin askere almadığın adamı şeyler faşistler alır sana karşı kullanırlar. Ve bayağı da kullanırlar yani. Onun için sen daha atik davranıyorsun, ondan evvel alıyorsun askere. Ama biz kadınları da alıyorduk. Şimdi Lambros bana dedi ki Türkçe konuşuyoruz. Gel dedi. Gittik, 50-60 tane kadın. Genç kadınlar. Asker çağında yani. Dedi şey, otur yanıma falan dedi, oturdum. Ve Lambros konuştu, bir saat kadar konuştu. Ben hiçbir şey anlamadım, Yunanca bilmiyordum o zaman. Hiçbir şey anlamadım. Yalnız bir yerde agapi lafını kullandı. Bir Yunanca tango vardı. Tine aftopu lene agapi. Şu aşk dedikleri şey nedir? Aşk demek, agapi aşk demek. Aşk dedikleri şey nedir diye bir tango vardı, Yunan tangosu. Dedim, ben niye götürdüm buraya dedim. Ben dedim, anlamadım söylediklerini. Dedi ki, bunlara dedi, propaganda yaparlar dedi. Gerillalar. Korkunç heriflerdir. Katildirler, şunlardır, bunlardır. Sen dedi bak ne güzel tıraş olmuşsun. Kıyafetin düzgün. Falan bir adam. Ne bileyim bizde bir yerler var böyledir diye güzel götürdüm sen dedi. Mostalık. Gözü görsünler dedi. Yani şey o propagandayı bozmak için dedi. E dedim agapi diye bir şeylerden bahsettin. Agapi'yi anladım dedim ama ne dedin dedim agapi için? Aşk için ne dedin dedim. Sana da söyleyeyim dedi. Aşk yasak dedi. Bir defa pabuçla yatarsın. Pabuçları çıkarmak yok. Her an yani her an yerinden fırlayıp harekete geçmek gerekebilir. O bir. Silahına sarılıp yatarsın. İki.
Ha. Şimdi gerilla hayatı derler ki işte insanlar ölüyor mu, insanlar ölüyor falan. İnsanlar ölür tabii de. Fakat o değil, o değil. Bir de daimi olarak senden beraber olan bir şeyler var. Diyelim ki açlık, sıkıntı, yorgunluk bir yere gibi varılacaktır mutlaka. Varılmak zorundasın, zorundasın. Yoksa hayatın tehlikeye düşer. Sulakis gelirdi bizim ocakta ısınırdı. Çünkü kendisi odun taşımazdı. Üşenirdi taşıma. Benim bir kolum askıdaydı. Tek öbür kolumdan omuzumu alırdım, koca kütükleri taşırdım. Ve Trakis taşımazdı. Geceliğin gelir çalardı sağdan soldan kulübelerden odun çalardı geceliğin. Çünkü üşüyor zavallı. Şimdi sabahleyin derdim ki, Trakis derdim, dün akşam ayak sesleri duydum. Vallahi yalan derdi, yalan. Bu Türk derdi, iftira ediyor bana. Bu Türk. Kardeşim derdi, sen niçin savaşıyorsun? Demokrasi için, işte sosyalizm için, bilmem şey için. Ben de derdi ayrıca bu Türk'ün zulmünden kurtulmak için savaşıyorum derdi. Kardeşim derdi bunlar derdi 500 sene bizi demiş inletmişler derdi şey boyunduruk altında. Daha çıktık hürriyetimizi kazanmak için. Denk buldular gene adamlarını yolladılar buraya derdi. Ve şey bunlar derdi gene adamlarını yolladılar gene bize zulmetsin diye dedi. Ve başlardı Anadolu seferi sırasında söylenen bir marş vardı. Thadioxum etus Turcos sin cocin emilia. Kovalayacağız Türkleri ta kızın elmaya kadar diye bir marş. O yeneye başıyla ey gidi bizim kutsal krallığımız. Şimdi onu başladı söylemeye. Derdim ki Trakis, o marşı söyleyenlerin başına neler geldi biliyorsun derdim. Ve ben başladım söylemeye. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bozulmuş Yunanlı yel gibi kaçar. Bozulmuş Yunanlı yel gibi kaçar. Bunu söylerdim. Derdim bu şarkıya karşı bu şarkı vardır derdim. Yani bunları söylemek için demokrasi lazım. Yani karşılıklı hoşgörü lazım. Ve başka türlü olmaz bu iş. Yani şovenizm batağına saplandınsa bunlar olmaz. Yedi yedi 47 senesinde, 7. ayın 47, şimdi yani geleli ben oraya 3 ay, 4 ay olmuş. Üçüncü ayında yaralandım. 7-7-47'de benim kız kardeşim doğum yapıyordu. Tam o doğum yaptığı sırada ben de yaralandım. Ağır yaralandım. Tesadüfe bak. O gün Yunan ordusu büyük kuvvetlerle geldiler bizim araziye girdiler. Yani dağlara girdiler. Flesas diye bir tabur komutanı vardı. Genç bir çocuk, halktan bir çocuk, köylü bir çocuk. Ve bu yiğit bir çocuktu. Çok yiğit bir çocuktu. Karşılıklı konuşuyoruz. Birden
bakışları değişiverdi birdenbire. Meğer kurşun gelmiş, benim alt çenemi götürmüş. Fakat daha acıyı hissetmiyorum ben. Acıyı hisseder duruma gelmeden önce karşımdaki adamın yüzüne bakıyorum. Yüzündeki ifadeye bakıyorum. Onu da gördüm yani yaralandığımı. Geldi hasta bakıcı. Hasta bakıcı da böyle 16-17 yaşında, 17-18 yaşında bir çocuk. Çocuk geldi, ilk yardımı yapacak. Sarıyor beni şeyden. Sağımıza, solumuza havan topları düşüyor. Bu her seferinde de korkuyor çocuk. Ben buna korkma oğlan dedim. Diyorum ama sesim, yani konuşamıyorum, bir şey söylemiyorum. Korkma dedim, korkma diyorum kendisine. Korkma diyorum. Korkma derken tesadüfen elim şeye gitti, tabancaya gitti sağımda. Elim tabancaya gitti. Bu sefer benden korkmaya başladı. Bu beni vuracak bu herif diye. Yani öyle bir durumlar oldu. Öyle bir durum yoktu tabii ki. Kimse, ben delirmedim ki kendisini bulayım ama yani acıdan delirebilen insan ayrıca ayrı mesele. Epey kan kaybediyorum ben. Evvela ata bindik. Ata binemez oldum nihayet. Hatta yani duramaz oldum. Kuvvet kaybediyorum çünkü. Eşeğe bindim ve yanımdaki adamın omuzundan tutuyorum. Yanımdaki adam da yürüyor benden beraber. Sıhhiyeci adam. Fakat dağın yolunu at tutuyor. Kendisi yolun üstünden yürüyemiyor. Mecbur yandan yürümeye, daracık yol. Pateka dayanamıyor. 10 dakika yürüyor. 10 dakika ancak dayanıyor. Ondan sonra nöbetini veriyor başkasına. Bunları gördü Aspida diye bir kız vardı. Hasta bakıcı kız. Hasta bakıcıların başı. Bir küfür bastı bunlara. Kalktı bu kendisi. 2 saat yürüdü yanımda. 2 saat o yolda yürüdü. Şeye rağmen. Yani yolu atların, eşeklerin tutmasına rağmen. Fakat sınıra yaklaştıkça an geldi, ben eşekte de duramaz oldum. Çok kan kaybetmiştim, çok güçsüz duruma gelmiştim. Tuttular, 2 tane dal kestiler. Ortaya da bir battaniye koydular. Yerleştirdiler battaniyeyi. Ve beni içine yerleştirdiler. Ve bir sedi yaptılar. Sedyenin önünde iki tane şey, gerila önde, 2 gerila arkada. Öyle beni taşıyorlar şeye doğru. Bulgaristan sınırına vardığımızda Bulgar sınır askerleri koştular. Öndeki 2 gerilanın yükünü devraldılar. Böylelikle Bulgaristan'a 2 Bulgar askeri önde, bir Türk yaralı ortada, arkada da 2 tane Yunan gerilla. Böyle girdik. Yani biz Balkan Federasyonu'nu böyle kurduk. Fakat arkasını getiremedik, o başka. Rigas'ın dediği de buydu. Rigas, ben kitabın ismini onun adını anarak ismini koydum. Yunanistan'a dair kitabın, Rigas'ın dediği.
ve bir şey Yunan şairi 18. yüzyılda yaşamış ve Müslüman Hristiyan ayırt etmeden bütün ezilen halkları Osmanlı otokrasisine karşı isyana davet etmiş. Rigas'ı asıyorlar şeyde, Beograd'da, bu davetinden ötürü. Böyle bir adam. Rigas'ın dediğini gerillalar Balkan'da gerçeklere çevirdi diye türküsü söylerdik. Öyle bir toplum kuracağız ki sınırlar silinecek ve bir daha asla asla katliamlar olmayacak. Bulgar sınırına vardık. Bulgar askeri, sınır askeri. Bir kese kağıdı toz şeker var. Bir şeyde süt var. Süt var şeyde, elinde. Bir şeker dökeyim mi diye işaretle konuşuyoruz. Ben Bulgarca biliyorum ama konuşmamdan bir şey anlaşılmıyor. Koy dedim, dök. Daha dökeyim mi falan dedi, dök dedim, dök. Bütün kese kağıdını döktü. Döktü şekerin içine, karıştırdı. İyice böyle koyu bir tatlı şey oldu. Bal gibi bir şey. Getirdi bunu. Şey alamıyorum, içemiyorum doğru dürüst. Dudaklar kalmamış. Tuttu huniyle. Huni de gaz kokuyordu. Huniyle boşalttı boğazıma. Boğazıma boşalttı, birdenbire o enerji, birdenbire şey, hemen kana çevrildi tabii o. Çabucak vücut çeviriyor onu. Ve kendime geldim. Oradan kalktık, gittik. Haskova diye bir kasabaları var bunların, şehirleri. Orada askerin ahırın orada yerleştik. Ahır temiz ama. Yani at falan yok. Hayvan falan yok. Yerleştik. Şimdi herkes yaralı. Yaralılar var bir sürü. Kimisi hafif kolundan yaralanmış, kimisi bacağından yaralanmış, kimisi bilmem şeyden, başka yerinden. İşte herkes şikayet ediyor. Ben hiç şikayet etmiyordum. Hiç şikayet etmiyordum ve susuyordum sadece. En son bana geldi yüzbaşı, doktor yüzbaşı. Ya dedi, hakiki yaralı bu dedi. Bu hala şikayet etmiyor hala şeyinden diyor. Belli ki bu adam komünist dedi. Yani komünizmi böyle anlıyor adam. Belli ki bu adam komünist. Neyse, tuttu nöbetçi subayının yatağını verdi bana. Götürdüler beni, orada yatakta yatayım diye. Yani şikayet etmemenin mükafatı. İndik trene, geldik şeye. Sofya'ya. Sofya'da bize özel oda ayırdılar o hastanede. Koğuş var, o da gerillalar orada yatıyorlar. Yunanlı gerillalar orada yatıyorlar koğuşta. Kızıl Haç şey hastanesi burası. Bizim odada iki yatak var. Bir yatak boş. Bir yatakta ben yatıyorum. Fakat o kadar alışmışım ki şeyde yatmaya. Sert yerde yatmaya. Bir türlü yatamıyorum, uyuyamıyorum şeyde. Yumuşak yatakta.
yani şeyle yünlü yünle veya da pamuklu yatakta bir türlü uyamıyorum. Onun üzerine tuttular iki tane tahta serdiler çarşafın altına. Çarşafın altında sert tahtanın üstüne yatınca uykum geldi benim, yattım uyudum. İkinci ameliyat için Moskova'ya gittik. İkinci sefer. Moskova'da hastaneye yatırıldım. Hastanede bana en büyük odayı, en güzel odayı verdiler. Parka bakıyor böyle. Kremlin Hastanesi. Sovyetler Birliği Bakanlığı'na verilen oda benimkinin dörtte biri. Hastaneden sonra şeye gittim. Yunanistan'a gittim tekrardan. Hara cerrahı takıyordu. Kolumda askıdaydı. Cerrahı gittim. Bu sefer gazeteyi çıkardık. Taburu da sonra, biraz sonra kurduk. Yani benim kolum askıdaydı taburu kurduğum zaman. Çingene bir çocuk vardı. Yani dağların adamıydı. Beraberdik. Kusursuz. Mesela bir defa geçtim bir yerden. Gece yarısı zifiri karanlıkta gene bulur yolu. Nasıl buluyorsun yolu derdim. Derdi ayaklarımla buluyorum derdi. Çiğnenmiş toprak dedi kabislidir. Oradan hissediyorum derdi. Ve oradan buluyorum yolu. Göz gözü görmüyor. Öyle bir adam. Şimdi bu şimdi gelmiş şeyler, faşistler ta önümüze ateş ediyorlar. Önümüze. Bu da gitti, köyden karısını getirdi. Çopur bir şigene karısı. Bu da yakışıklı insan, insan güzeli yani. Yakışıklı bir adam. Bu getirdi karısını. Karısının gelir gelmez problemler başladı. Yok bilmem kim bana sarkıntılık etti, yok bilmem kim bilmem ne yaptı, yok bilmem ne yaptı, bilmem ne yaptı gibi laflar. Aslı da, çoğunun aslı yok. Öyle sarkıntılık, öyle şeyler, hikayeler başladı anlatmaya. Kardan. Bu hepsini yutuyor. Bu ve bit yutuyor ve şey. Şimdi gelmiş bize, ateş ediyorlar. Ateş tepemizden geçiyor. İki dağ aşıyor. İki dağ aştan sonra düşüyor şeye. Karısı çok gerilerde. Yani 3-4 dağ arkada. Arkada. Oraya kadar varmaları, bunların bir günlerce savaşmaları lazım. Oraya varmaları için. Şimdi havan topunun havada uçuşunu görüyor. Düştüğü yeri görüyor arkaya. Eyvah diyor, bizim karı gitti. Önüne baktı bir gün de sen kendin tehlikedesin. Aldırdığı yok. Ona aldırdığı yok ki karıyı düşünüyor adam. Nasıl ne olduysa o karıyı. Hikaye bu. Sonradan bir daha bu iflah olmadı. İflah olmadı bunu şeyden sonra Bulgaristan'a geçti. Bulgaristan'da orada yerleşti. Çatışma 2-3 gün. Uzun boylu kalmazlar orada. Ne kalacaklar orada? Su yok, şey yok. Nedir o? Yiyecek yok, bir şey yok. Dönerlerde şey, kışlalarına. 2-3 gün devam etti. Ve hiçbir zaman ne Bulgaristan, ne Dimitrov, ne de Stalin aman şey, bir iç savaşa işi vardırın diye bunları teşvik etmedi. Katiyen. Bizden alacağınız yardım gayet sınırlıdır diye konuştular. Gayet sınırlıdır, onu bilesiniz diye konuştular. Bulgaristan'da da, şeyde de, Sovyetler Birliği'nde de. Buna rağmen
Yunan Komünist Partisi karar verdi bir iç savaş, demokratik ordunun kurulmasına. Ben Eylül ayında, 1950'nin Eylül ayında döndüm. Eylül ayından 49'da o yenilgiye kadar epey zaman geçti. Epey zaman geçti. Yani bir seneye yakın bir zaman geçti. O bir seneye yakın zamanı Avrupa'da geçirdim. Orta Doğu'da bulundum bir ara. Lübnan'da. Lübnan'dan şeye bindim. Lübnan'dan Suriye'ye geçtim. Suriye'den sınırdan içeri girdim. Ve trenle şeye geldim. Haydarpaşa'ya. Ev sahibi bir kimse vardı. Arkadaşlar içinde. İleri gençler içinde. İleri gençler için tabii çok büyük iyilikler düşünüyordum ben. Ev sahibi olan kimse vardı. Onun evine gittim, kış aldım sabahın üçünde. O sırada da bu Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden birinin Demokrat Parti iktidara gelmişti. Birinin şeyini, kızını kaçırmış. Evinin önünde karakol noktası kurduğumuz şey, polise, adam forslu bir adam. Ben kapıyı çaldım, karanlıktan birkaç kişi, bir tane polis geldiler falan. Ne yapıyorsun burada dediler. Ben dedim, şey akrabayız dedim, çalıyorum kapıyı, düğündeydim dedim, düğündeydim şimdiye kadar. Şimdi geciktim dedim biraz falan filan. Fakat ayakta duracak halim de yok. Öyle bir vaziyetteyim ben. Kapıyı açtı şey, hizmetçi olan adam. Dedim Dündar Bey evde mi dedim. Dündar Bey burada yaşamıyor dedi. Meğer zannediyor ki şey, polisleri de gördü. Beni polis zannetti. Dündar Bey burada yaşamıyor dedi. Nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Peki dedim ben de. Şimdi babasını uyandırmanın manası yok. Peki dedim ben. Ya burada yakında bir kahve var mı? Sabahleyin gelirim dedim. Rahatsız etmeyeyim şimdi kendilerini. Falan. Üsküdar'da var dediler kahve. Yürüyorum şimdi arkamdan iki atlı polis. Atlı geliyorlar. Şey, o karakoldakiler kaldılar orada. Jandarma uzatmalı, jandarma şey uzatmalısı var. O da, onlar da orada. Doğrudan kahveye geldik biz oraya, Üsküdar'a. Açık kahve, sabah kahvesi. Sabahın üçü, dördü. Oturmuş orada berduşlar, oturuyorlar. Atlılar durdular, atlı polisler durdular şeyde kapının önünde. İçeride bir de polis var. Bir iki tane de bekçi var. Onları çağırdılar. Benim de bir çantam var. Çantamın içinde de üstümde de iki tane tabanca var. Koşacak halim yok. Koşacak bir halim yok. Dediler, çantasını arayın dediler, polisler herhalde. Aradılar çantayı. Tabancalardan birinin mermilerini buldular. Üstümü aradılar, tabancaları buldular. Ve beni karakola götürdüler. Meğer orada şey oluyormuş.
ordu manevra yapıyormuş ve birinci şube olduğu gibi oraya taşınmış. Bir de baktım birinci şubenin polisleri geldiler, hepsi tanıdık. Oo Meri Bey nasılsın, ne var ne yok falan. Neyse bizi aldılar, birinci şubeye götürdüler. Birinci şube bomboş, incin yok. Af çıkmış, kimse kalmamış. 60 gün ceza yedik. O zaman kanunlar öyleydi. Kanunlar öyleydi. Sahte hüviyet ibrazından, şeyden, sahte, acaba nedir o, tabanca taşımaktan, bilmem neden falan filan. 61 gün ceza yedik. 61 gün cezadan sonra Üsküdar Paşa Kapısı'ndan tahliye olduk. Eski hava yok. Soruyorsun kime oy veriyorsunuz diye. Diyor tütün parasını kim peşin veriyorsa ona veriyoruz dedi. Oyu ona veriyoruz dedi. Yani bizim propagandalar hiçbir faydası olmamış. Aradan 50 sene geçmiş. 50 sene sonra oluyor bu iş. Sonra eskilerden hiç kimse kalmamış. Hepsi herkes ölmüş. Herkes ölmüş. Olur olmaz kimseler var. Bilmediğimiz insanlar. Mesela 30 yaşındaki adam o zaman daha doğmamıştı. Mehmetli'de benim eski askerim 80 yaşında, 80 küsur yaşında bir adam vardı. Davulcu Hüseyin. Davulcu Hüseyin diyorlar buna. Dedim sen Kemal değilsin be dedi. Kemal dedi dağ gibi adamdı dedi. Sen ufak tefek bir adamsın. Beni at üstünde falan görmüş silahlı milahlı. Öyle düşünüyorum. Şurak hastalığına mayar adına ya. Morup ney, orey, sesop, yürek. Ya drugoy takoy strany ne znayu, gde tak volno dyshet chlovek. Geniştir, yücedir benim ülkem. Onda nehirler, dağlar yücedir. Bilemem böyle bir ülke var mıdır dünyada?